Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlere Hazreti Yunus peygamberin hikayesini okuyacağım. Uzun zaman önce Ninova adında güzel bir şehir vardı. Allah Ninovalılara her şeyin en güzelini vermişti. En güzel evler, mis kokulu güller ve en tatlı meyveler. Ama Ninovalılar Allah'a hiç teşekkür etmiyorlardı. Çünkü Allah'ı unutmuşlardı. Onların çirkin putları vardı. Ninovalılar putlara teşekkür ediyorlardı. Sadece Yunus putlara teşekkür etmiyordu. Çünkü o Allah'a teşekkür ediyordu. Putlara teşekkür etmek ne kadar saçma bir işti. Yo, Yunus asla putlara teşekkür etmezdi. Ve Allah Yunus'a bir görev verdi. Ninovalılara Allah'a inanmaları ve sadece ona teşekkür etmeleri gerektiğini anlatma görevi. Bu zor bir görevdi. Putların size bir faydası yok, dedi Yunus. Onlara boşuna teşekkür etmeyin. Bütün bu güzel şeyleri bize hep Allah verdi. Zaten başkası veremezdi. Sadece Allah'a teşekkür edin. Ninovalılar Yunus'u hiç dinlemediler. Onunla alay ettiler ve kızdılar ve ona taş attılar. Bağırıp aralarından kovdular. "Sen bizim putlarımıza karışma," dediler. "Biz putları çok seviyoruz. Bize her şeyi onlar verdi." "Hayır," dedi Yunus. "Ben Allah'ın aranızdan seçtiği bir elçiyim. Bir peygamberim ben. Ne olur beni dinleyin, sözlerime kulak verin." "Ha ha ha," diye güldü Ninovalılar. "Delirmiş olmalısın." Yunus çok üzüldü. "Bu taştan, tahtadan putlar sizi duyamazlar," dedi. "Hatta göremezler bile. Böyle yapmaya devam ederseniz Allah sizi cezalandıracak." "Sus, konuşma," dedi Ninovalılar. Yunus, Allah'a inanmaları için yıllarca çalıştığı çabaladı. Putlara tapmaya devam ederlerse Allah'ın onları cezalandıracağını söyledi. Ama kimse onu dinlemedi, ikazlarına kulak asmadı ve bir gün Ninova şehrini terk etmeye karar verdi. Ama bir hata yaptı. Allah'ın iznini beklemedi. Ninova şehrinden ayrıldı. Oysa peygamberler Allah onlara izin vermediği sürece yaşadıkları şehri terk edemezlerdi. Yunus gidince Ninovalılar sevindiler. "Oh be, kurtulduk şu adamdan," dediler. Ama sevinçleri uzun sürmedi. Ninova şehrinin üzerini kapkara bulutlar kapladı. Herkes çok korktu. "Eyvah, belki de Yunus haklıydı," dediler. "Biz ona ne kötü davrandık. Allah bize kızmış olmalı." Çok ağladılar, çok üzüldüler, çok pişman oldular ve çok dua ettiler. "Allah'ım, bizi affet. Sen affetmeyi seversin." Allah onları affetti. Kara bulutlar dağıldı. Allah'ın sıcak sarı güneşi Ninova şehrini yeniden aydınlattı. Sonra bütün putları kırdılar. Peki ama Yunus neredeydi? Yunus bir gemiye binmişti. Önceleri deniz sakin ve sessizdi. Sonra bir fırtına çıktı. Gemidekiler çok korktu. "Aramızdan birisi çok yanlış bir iş yapmış olmalı," dediler. "Peki ama o kimdi?" "Kura çekelim," dedi kaptan. "Kimi çıkarsa onu tutup denize atalım." Bir köşede sessizce oturan Yunus, "Benim o," dedi. "Allah'ın izni olmadan Ninova'dan ayrıldım." "Sen iyi bir kimseye benziyorsun," dedi kaptan. "Seni atamayız denize." Kura çektiler. Kura Yunus peygambere çıktı. Sonra bir kez daha kura çektiler. Sonra bir kez daha. Kura hep Yunus peygambere çıktı. Ve onu tutup denize attılar. Yunus peygamber denize düşünce fırtına dindi. Çünkü Allah ona dinmesini söyledi.
Yunus denizin ortasında bir başına kaldı. Çok üzgündü. Nineva'yı terk etmemeliydi. Derken kocaman bir balık geldi. Kocaman balığın kocaman bir ağzı vardı ve Yunus peygamberi yuttu. Balığın karnı karanlık ve sıcaktı. "Allah'ım," dedi Yunus peygamber. "Ben bir kabahat işledim, beni affet." diyerek çokça dua etti. Allah Yunus peygamberi affetti. Çünkü Allah af dileyenleri affetmeyi severdi. Kocaman balık sanki bir denizaltıydı. Yunus peygamberi Ninova'ya geri getirdi. Ninovalılar onu görünce çok sevindiler. Yunus peygamber de onları görünce çok sevindi. Ninovalılar putları kırmışlardı. Çünkü artık onlara tapmıyorlardı. Güzel evler, mis kokulu güller ve en tatlı meyveler için artık sadece Allah'a teşekkür ediyorlardı.